Cumhurbaşkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasında farklı alanlarda işbirliği anlaşmalarına imza atıyorlar. Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde o tarihi zirvede müzakere masasının altıncısı İstanbul'da kurulmuştu. Bütün dünyanın gözü kulağı İstanbul'daydı. Ve dün akşam akşam saatlerinde Rusya heyeti gelmişti. Geç saatlerde Ukrayna heyeti İstanbul'a ulaşmıştı. Ve bu sabah da tüm dünya medyasının da yakından takip ettiği o zirve gerçekleşmişti. İşte müzakereler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakere heyetine hitapta bulundu ve bütün dünya sizden müjdeler bekliyor dedi. Ardından da Özbekistan'a doğru yola çıktı. İşte Özbekistan'da da resmi karşılama töreni düzenlendi. Stratejik işbirliği yine konseyinin düzenlendiğini söyleyelim. Ve az önce de canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz gibi iki ülke arasında çok farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı. Ve az sonra da iki liderin basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarını, değerlendirmelerini merak ediyoruz sayın seyirciler. Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Şevket Mirziyoyev ve eşi karşıladı. Bu temasın başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı. Muhterem Prezident Canap Alileri. Evet, şimdi açıklamaları dinliyoruz. Hürmetli ammavi ahbarat vasıtaları, vakilleri, kadirli dostlar. Avalambar barçanızını Navruz bayramı ve yakınlaşıp geliyorken mübarek Ramazan ayı bilen çin kalbimden kızgın tebrikleyim. Bugünkü tarihi uçraşuğumuz diplomatik alakalarımızın 30 yılligi hamda stratejik şeriklik münasabatları ornatılganının 5 yılligi sanalariga doğru kelmoqda. Uşbu kutluk ayyom bilen. Efendim, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir konuşma yapıyor. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ve daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmasını bekliyoruz. Belki basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayacak iki lider. Az önce söylediğimiz gibi İstanbul'daki zirvede heyetlere önce Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlerle kısa bir temas gerçekleştirdi ve onlara hitap etti. Daha sonra da Özbekistan'a doğru yola çıktı. Ve Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan. Geleneksel kıyafetle Özbek kızları Erdoğan çiftine çiçek takdim etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te yeni Özbekistan Parkı'ndaki bağımsızlık anıtına çelenk bıraktı. Sarayda resmi karşılama töreni düzenlendi ve bu törenden önce de sayın seyirciler İki lider eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdiler ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Özbekistan arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ikinci toplantısı çerçevesinde şu anda Özbekistan'da bulunuyor. Resmi temaslar devam ediyor. Hazırda Türk kardeşlerimiz bizden minler kilometre alıste yaşarken bolsalar ham. Bizlerinin efendim konsey toplantısında stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri yakındır. Tüm boyutlarıyla gözden geçiriliyor. Bunun ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için iki ülke tarafından da atılabilecek adımlar bu ziyarette görüşülüyor. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor iki lider. Ve ziyaret çerçevesinde az önce de aktardığımız gibi Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinleri imzalandı. Taşkent'teki bağımsızlık anıtına Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı. İlk durağı burası oldu bu ziyaret çerçevesinde. Ve askeri törenle karşılandı. KOK Sarayı'na geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Erdoğan ve Mirziyoyev'e karşılıklı heyetler tanıtıldı törende daha sonra.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ eşlik ediyor. Az önce gördünüz anlaşmalar imzalanırken de. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da orada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyette sevgili izleyiciler. Daha sonra iki liderin baş başa görüştüğünü aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'in ve dediğimiz gibi temaslar devam ediyor. Şu anda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev imzalanan anlaşmaların ardından basın açıklamasında bulunuyor. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine basın açıklamasında bulunmasını bekliyoruz sevgili izleyiciler. İki ülke arasında zaten var olan stratejik işbirliğinin çok daha ileri noktalara taşınması konusunda kararlı olduklarını söyledi. İki lider de evet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da yine olduğunu söyleyelim. Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yine Taşkent'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde. Sabah saatlerinde karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim ettiler. Evet. Mamlakatlarımız ortasında savdo va investitsiya aloqalari ko'lamini jadal kengayib borayotganimiz katta mamnuniyat bilan ta'kidladik va yangi kelishuvlarga erishdik. İkili ticaret son ki bu ortak 5 kat büyümüş, artmış. Türkiye'den çekilen yatırımlar hacmi de 70 kat tığını özellikle öyle çok Cengiz Enerji illerindeki yeni termal elektrik kuruluşu başlanışı marasımız. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce aktardığımız gibi iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık olarak tanımlanmasında mutabık kalındığını açıkladı. Ve Erdoğan dedi ki Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kapsamlı stratejik ortağı dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır. Yüksek düzeyli işbirliği konseyinin ikinci toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı az önce sizlere aktardığım açıklamayı yaptı. Bu toplantı vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ikinci toplantısı vesilesiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz diye devam etti. Özbek kardeşlerimizin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın arasındayız. 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev'e samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta kutladığımız Nevruz bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Cumartesi günü kavuşacağımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in de ülkelerimize, Türk dünyasına ve İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz.
ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan'ın kıymetli kardeşim Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. Yengi Özbekistan şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeğiyle İstiklal Harbi'ni verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor, Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu. Ey İnönü, ey Sakarya, ey istiklal erleri, milli misak alınıncaya dek durmadan ileri. Evet, işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz. Az önce başarıyla tamamladığımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene %72'ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Onun için de YKK'yı 2 senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz. Bugün imzalanan tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Müteahhitlik firmalarımız da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza atmıştır. Şirketlerimiz Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejisi hedeflerine ulaşmada katkı sağlamaya hazırdır. Yatırımcılarımıza duydukları güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na huzurlarınızda bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor.
geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz. Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alanda hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkanlarımızı imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Ve özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle de adımları atacağız. Özbekistan'da yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla kalkınma desteklerimizi sürdürmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı ile az evvel imzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için bir yol haritası teşkil edecektir. Bugün ayrıca Türk Devletleri Teşkilatımız başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmamızı ve bölgesel meselelerde yakın temasımızı sürdürme noktasında irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok. Özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizin ve dünyamızın gündemini meşgul eden konuları ve yaşanan gelişmeleri de aramızda değerlendirdik. 2020 senesinde Türk dünyasının kültür başkenti olan kadim Hive şehrini yarın ziyaret edecek olmaktan ayrıca büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk dünyası kültür başkenti unvanı bir diğer kadim şehrimiz Bursa'mızdadır. Müşterek medeniyetimizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensupları olarak yeniden bir araya getiriyor, aradaki mesafeleri kısaltıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için kıymetli kardeşim Sayın Mirzoyev'e nezdinde Özbekistan halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İzmir.
yetene kadar, canım yetene kadar. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek, birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz, birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek, birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz, birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek, birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz, birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek, birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz, birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek, birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz, birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek, birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz, birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar.